Merhaba arkadaşlar, ben Çağla Doğan. Deneme serimize alan eğitimi kısmıyla devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi alan eğitiminden 15 tane soru çıkıyor ve 15 soru demek çok önemli bir kısım demek. Bu sorular genellikle yorum üzerinden soruluyor. Aynı şekilde eğitim bilimleri bilgimizi ölçen sorular da çıkabilir. Ya da öğretim programıyla ilgili sorular da çıkabilir. Ama dediğim gibi genellikle yorum ağırlıklı sorular çıkıyor. Bu soruların tamamını 2020 sınavında çıkan soruları örnek alarak hazırladım. Birinci soruyla başlıyorum. Dikkat ederseniz bir sorumuz var ve sorunun içinde başka bir soru daha var. Bu tarz sorularda iki tane soru çözmemiz gerekiyor. Yani bir soruda iki tane soru çözüyoruz. İlk önce sorunun içindeki soruyu çözüyoruz. Sonra sorunun tamamını çözüyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni sınav için aşağıdaki soruyu hazırlamış ve zümre öğretmenlerinden bu soruyu incelemelerini istemiştir. Zümre öğretmenlerinin bu soruyla ilgili aşağıdaki düzeltmelerden hangisini önermesi beklenir? İlk önce öğretmenin hazırladığı soruyu çözmek istiyorum. Bu şiir ikinci yeni hareketinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini örneklendirmez demiş. İkinci yeni hareketi. İlk önce şiir ikinci yeniye ait mi ona bakalım. Yukarısı yukarıda, aşağısı aşağıda biraz. Horozla merdiven ortada. Canım horoz, merdivende renkleniyor. Çocuğu çocukluyor bir düdüğün kırmızısı. Annemi çağırıyor on kulaçlık bir iplik. Başımı yiyorum su kovasına. Ne kadar balık düşünüyorsam o kadar balık. Yani ikinci yeni şiirimi evet çünkü anlatımın kapalı oluşundan biz zaten bunu anlıyoruz. Onun dışında Türkçe'de bulunmayan bazı kelimeler ürettiklerini görüyorum. Mesela çocuklamak diye bir eylem üretmiş. Buraya kadar soruda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi seçeneklere geçiyorum. Şiirde kapalı bir anlatımı benimseme. Örneklendirir mi? Evet, örneklendirir. Gayet kapalı bir anlatım vardı. Hatta anlamakta zorlandık. Şiirde bireyselliği ön plana çıkarma. Evet, doğru. Çünkü ikinci yeni şiirinde toplumsallık ön planda değil, bireysellik ön plandadır. Şiiri konuşma diline yaklaştırma. Şimdi bu şiir gerçekten konuşma diline yakın mı? Hayır değil. Dediğim gibi farklı farklı kelimeler de üretmiş. Dolayısıyla cevap C. Şiirde vezin ve kafiyeyi önemseme. İşte şimdi burada durdum. İkinci yeni şiiri şiirde vezin ve kafiyeyi önemser mi? Hayır önemsemez. Aynı bu şiirde de görüyoruz onu. Herhangi bir vezin veya kafiye yok. Yani cevap bu da olabilir. Sorunun iki farklı cevabı var. E şıkkı, mısracı şiir anlayışından uzak durma. Evet, mısracı şiir anlayışından uzak duruyor. Herhangi bir mısra anlayışı söz konusu değil. Bu doğru. Ama bizim iki tane cevabımız var. Bu öğretmenin ne yapması gerekiyor bu soruda? Sorunun tek bir doğru cevabı olacak şekilde düzeltilmesi gerekiyor. Zaten şıkları okumadan da sorunun cevabını bulmuş olduk. Şıkları okuyalım. Soru kökünde yer alan gereksiz ifadeler çıkarılmalı. Soru kökünde gereksiz bir ifade yok. B'yi geçtim. Aynı anlama gelen seçenekler değiştirilmelidir demiş. Aynı anlama gelecek herhangi bir seçenek yoktu. Geçtik. Seçeneklerde bulunan anlatım bozuklukları giderilmeli demiş. Herhangi bir anlatım bozukluğuna rastlamadım. Seçenekler dil bilgisi ve uzunluk bakımından benzer olmalıdır demiş. Evet, benzer bir şekilde hemen hemen aynı uzunluğa sahipler. Ama soru tek bir doğru cevabı olacak şekilde düzenlenmelidir demiş. Cevabımız B olacak. İkinci sorumuz. Bu etkinlikte kullanılan öğretim yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir eğitim bilimleri sorusu. Türk Dil ve Edebiyatı öğretmeni öğrencilerine öyküleyici ve açıklayıcı anlatımın genel özelliklerini anlatıp aralarındaki farkları işledikten sonra öğrencileriyle şu etkinliği gerçekleştirmiştir. Öğretmen liderleri seçer, sınıfı ikiye ayırır. Her bir bölüm tekrar 4 ya da 6 kişilik küçük gruplara ayrılır. Öyküleyici ve açıklayıcı anlatımla ilgili soru soracak grup sorularını hazırlarken diğer grup sorulması muhtemel sorulara cevap hazırlar. Bu çalışma için gruplara 10-15 dakika süre verilir. Süre tamamlanınca soru grubu hazırladığı soruları sorar. Eğer cevap verilmezse soru grubu kendi sorusunu cevaplayabilir. Son olarak gruplar görev değiştirir ve süreç tamamlanır. Bakın, kısaca burada ne diyor? Bir soru grubu var. Bir cevap grubu var. Ve bu gruplar
öğrencilerden oluşuyormuş. Soru grubu soru soruyor cevap grubuna. Cevap grubu da soruları cevaplıyor. Bu öğretim yöntem ve tekniğinin adı nedir? Zıt paneldir. 2020 sınavında kar topunu sordular ve o sorunun şıklarında görüş geliştirme, münazara, zıt panel ve çember de vardı. O yüzden özellikle bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunların özelliklerini unuttuysanız eğer tekrar gözden geçirin. Üçüncü sorumuzda 3 farklı okulun Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri derslerinde şu uygulamaları yapmışlardır diyor. 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programına göre bu uygulamalardan hangisi ya da hangileri yanlıştır? Şimdi burada 2018 öğretim programı demiş. 2018 deyince bizlerin kafası karışıyor. Hani sanki çok eskiymiş gibi düşünüyoruz. Halbuki 2018 programı günümüzde de kullanılmaya devam eden programla aynı şeydir. Yani 2021 sınavında da size 2018 programını soracak. Peki bu program nasıl bir programdır? Şöyle düşünelim. Çağdaş eğitim anlayışına uygun olan her şey bu öğretim programı içinde uygundur. Çağdaş eğitim anlayışında neler vardı? Öğrenci merkezdeydi ve bilgiye kendisi ulaşıyordu. Öğretmen de öğrenciye yol gösteren kişi olarak tanımlanıyordu. Peki bu öğretmenlerden hangileri öğretim programına uygun davranmamıştır? Bir bakalım. Birinci öğretmen, Cumhuriyet döneminde yazılan bir roman parçasını öğrencileriyle beraber incelemiş ve bu metin üzerinde dil bilgisi çalışmaları yapmıştır. Şimdi bu öğretmen doğru mu yapmış? Çağdaş eğitim anlayışını düşünerek cevaplıyorum. Evet, doğru yapmış. Çünkü bir roman parçasını öğrencileriyle beraber incelemesi ve bu metnin üzerinde dil bilgisi çalışmaları yapması 2018 programına uygundur. Cevap 1 olmayacak. Birin olduklarını eliyorum. İkinci öğretmen, Tanzimat döneminde roman konusunu işlerken öğrencileri gruplara ayırmış. Bakın öğrencileri gruplara ayırıyor. Ve yapılacak etkinliklerin sonunda hazırlanacak sunumların grubun farklı üyeleri tarafından sunulacağını belirtmiş. Peki bu öğretmen çağdaş eğitim anlayışına uygun mu davranıyor? Evet, burada da öğrencileri gruplara ayırarak öğrenmeye aktif bir şekilde katılmalarını sağlamış. Aynı şekilde yapılan sunumlar grubun farklı üyeleri tarafından sunulmuş. Yani farklı üyeler tarafından sunulması neden önemli? Çünkü her öğrencinin öğrenmeye aktif bir şekilde katıldığını gösterir bu. Yani cevap 2 de olmayacak. 2'nin olduklarını da siliyorum zaten. Cevabımız C ama C'yi de okuyalım. Üçüncü öğretmen öğrencilere milli edebiyat döneminde yaşamış şair ve yazarların isimlerinin ve eserlerinin bulunduğu kağıtlar dağıtmış ve bunları ezberlemelerini istemiştir diyor. Hemen düşünüyorum bu çağdaş eğitim anlayışına uygun mu? Hayır değil çünkü biz ezberci yöntemi asla savunmuyoruz. 2018 programı da savunmuyor. O yüzden bu öğretmen yanlış bir uygulama yapmıştır diyebiliriz. 2020 sınavında ÖSYM şu ikinci seçenekte gördüğümüz kısmı farklı bir şekilde sordu. Nasıl sordu? Dedi ki öğrenciler gruplara ayrıldı ama sunumları grubun hep aynı kişisi yaptı demişti. Mesela bu da yanlış. Çünkü bir grupta hep aynı kişi sunumu yapıyorsa diğer öğrenciler öğrenmeye aktif şekilde katılamaz. Bu da çağdaş eğitim anlayışına uygun değildir. Dördüncü sorumuz bir yorum sorusu. Bu öğretmenin uygulamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hemen paragrafı okuyorum. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 10. sınıftaki dersinde ilk olarak Şemsettin Sami'nin Taşuk-ı Talat ve Fitnat romanını dönem, yapı, tema, dil ve anlatım bakımından incelemiştir. Sonraki haftalarda öğrencileri gruplara ayırarak her bir gruptan Ahmet Mithat Efendi'ye ait metinleri aynı şekilde çözümlemelerini istemiş. Kendisi de onlara geri bildirim vermiştir. Son olarak Namık Kemal'in İntibah romanı üzerinde de benzer uygulamalar gerçekleştirmiştir. Öğrencilerin bu eserlere ait incelemeleri karşılaştırarak bir sonuca ulaşmalarını sağlamıştır. Bakın, hiç şıklara bakmadan şunu söyleyeyim. Öğretmen çağdaş eğitim anlayışına uygun mu davranmış? Evet, öyle. Hatta öğrencileri gruplara ayırıp metinleri kendilerinin incelemelerini sağlamış. Daha sonra da bütün bu metin incelemelerini karşılaştırıp bir sonuca ulaşmalarını sağlamıştır.
Peki hangisini söylemeyiz? Tanzimat dönemi romanlarının ortak değerlerini öğrencilere yapılandırmacı bir yaklaşımla öğretmiştir. Yapılandırmacı bir yaklaşım mı benimsemiş? Evet, öğrenci aktif olarak öğrenmeye katıldı. Cevap A değil. Batılılaşma yolundaki Osmanlı'nın yaşadığı çatışmalardan söz eden eserlerin ortak özelliklerini dersinde uygulamalı olarak işlemiştir diyor. Evet, uygulamalı olarak işledi. Eledim. Değişen topluma ayak uydurmada zorlanan kişilerin ele alındığı metinleri buluş yoluyla öğretim yöntemine göre öğrencilere kavratmıştır diyor. Buluş yoluyla mı yaptı? Evet, bunu nereden anlıyorum? Çünkü sonuca öğrenci kendisi ulaştı. Buluş yolunda da bizim için önemli olan nedir? Öğrencinin bilgiye kendisinin ulaşmasıdır. Cevap C de değil. Osmanlı dönemi İstanbul'unun bir dönemin eserlerine konu edildiğini işbirliğine dayalı öğrenme yöntemiyle göstermiştir. İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi kullanmış mıydı? Evet, öğrencileri gruplara ayırdı. Her grup Ahmet Mithat Efendi'nin bir eserini inceledi ve sunum yaptı. Bu işbirliğine dayalı öğrenmeye bir örnektir. Ama E şıkkında batılılaşmayı yanlış anlayan karakterlerin yaşadıkları sorunları sunuş yoluyla öğretim yöntemine göre öğrencilere anlatmıştır diyor. Sunuş yolu çağdaş eğitim anlayışında sürekli kullanılan bir yöntem değildir. Burada da sunuş yolunu kullanmadı. Sunuş yolunda ne vardı? Öğretmen merkezde oluyordu ve hazır olan bilgileri öğrenciye aktarıyordu. Burada öyle bir durum yok. Çünkü bilgilere öğrenci kendisi ulaştı. Cevabımız E olacak. Çok zormuş gibi görünüyor ama aslında çok kolay. Bir de hani biraz böyle laf kalabalığı falan da yapılmış. ÖSYM de bunu çok yapıyor. Laf kalabalıkları gözünüzü korkutmasın. Aslında bu tarz sorular çok kolay oluyor. Sadece yorumlamanız gerekiyor. Beşinci sorumuz güzel bir soru oldu. Buna benzer bir soru yine 2020'de sorulmuştu. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni öğrencilerinden aşağıdaki metni yapı ve anlatım bakımından incelemesini ve metni gözlemci bakış açısıyla yeniden yazmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin gözlemci bakış açısıyla yazdığı uygun metinlerden biri olabilir diyor. Gözlemci bakış açısı neydi? İlk önce onu hatırlayalım. Gözlemci bakış açısına aynı zamanda tanık bakış açısı da denir. Ve bunu ayırt etmenin iki yolu vardır. Anlatıcı romanın kahramanı olmayacak. Yani anlatıcı kahraman mı? Hayır, romanın kahramanı değil. İkinci olarak anlatıcı kişilerin duygularını, hislerini, içlerinden geçirdiklerini bilemez. Sadece gördüğü şeyleri anlatır. Peki ilk önce verilen parça hangi bakış açısıyla yazılmış onu bulalım. Geçen gün mektepten geliyorduk. Bakın hemen bulduk zaten. Geliyorduk dediğine göre anlatıcı romanın kahramanıymış. Biz buna kahraman bakış açısı diyoruz. Kahraman bakış açısında anlatıcı romanın kahramanıdır ve ben ya da biz şeklinde olayı anlatır. Karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında güzelce bir mektepli yürüyordu. Ara sıra bize bakışı tuhafıma gitti. Peçenin altından belli etmeden Münise'ye baktım. Bir de ne göreyim? Hain sarı çıyan gözünün ucuyla delikanlıya bakarak gülmüyor mu? O kadar meraklandım ki sokağın ortasında düşüp bayılacaktım. A şıkkına bakalım. Mektepten geliyorduk o gün. Bakın, geliyorduk dediğine hala romanın kahramanı mı? Evet, romanın kahramanı. O zaman hangi bakış açısıyla yazılmış? Kahraman bakış açısıyla yazılmış. Direkt bunu eliyorum, devamını okumama gerek yok. B şıkkına bakalım. Bir gün mektepten geliyorlardı. Bakın, burada anlatıcı kahraman değil. Devam ediyorum. Karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında güzel bir delikanlı yürüyordu. O da ara sıra karşı kaldırıma bakıyordu. Bu durum Feride'nin tuhafına gitti. Peçesinin altından belli etmemeye çalışarak Münise'ye baktı. Münise de delikanlıya gülümsüyordu. Feride merakından bayılacak gibi oldu. Bakın, şimdi Feride'nin merakından bayılacak gibi oluşunu bildiğine göre bu anlatıcı hisleri bilebiliyor mu? Evet, bilebiliyor. O anda onun düşündüğü şeyleri bilebiliyor. O zaman gözlemci bakış açısı olamaz. Biz buna hakim ya da tanrısal bakış açısı diyoruz. Cevabımız bu da değil. C'yi geçiyorum. D şıkkı. Düşünsene, mektepten dönüyorsun.
Karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında güzel bir çocuk var. Sizin olduğunuz tarafa bakıyor. Devamını okumuyorum. Çünkü siz veya sen diye hitap etmiş. Bu romanlarda çok fazla kullanılan bir bakış açısı olmamasına rağmen bazı romanlarda karşımıza çıkabilir. Biz buna ikinci kişili bakış açısı diyoruz. İkinci kişili bakış açısı olduğunu nereden anlarsınız? Çünkü okuyucuya sen ya da siz şeklinde hitap eder. Cevap D de değil. E'ye bakalım. Bir gün mektepten dönerlerken karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında bir mektepli gördüler. Delikanlı ara sıra onların bulunduğu tarafa bakıyordu. Çok tuhaf diye düşündü Feride. Bakın, Feride'nin içinden geçirdiği, içinden düşündüğü şeyi bile biliyor. O zaman gözlemci olamaz. Bu nedir yine? Hakim bakış açısıdır. Cevabımız E de değil. Şimdi C şıkkına tekrar dönüyorum. Bir gün mektepten dönüyorlardı. Karşı kaldırımda 16-17 yaşlarında bir delikanlı yürüyordu ve ara sıra Feride ile Münise'ye bakıyordu. Feride göz ucuyla Münise'ye baktı. Münise o delikanlıya gülümsüyordu. Feride'nin meraklanmış gibi bir hali vardı. Bakın, bu gözlemci bakış açısı. Çünkü karakterlerin içinden geçenleri, onların hissettikleri şeyleri bilmiyor. Burada kafanızı belki son cümle karıştırabilir. Son cümlede diyor ki Feride'nin meraklanmış gibi bir hali vardı. Yani Feride meraklanmıştı demiyor. Sadece dıştan bakıyor ve diyor ki meraklanmış gibi görünüyordu. Yani tamamen gözlemci bakış açısıyla yazmış. Cevabımız C. Çok detaylı ve uzun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü karşımıza çok fazla çıkıyor. Dikkat edelim. Altıncı sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programında öğrencilerin 8 anahtar yetkinliğe sahip olması amaçlanmıştır. Şimdi bu 8 anahtar yetkinlikle ilgili 2020 sınavında iki farklı soru soruldu. Yani bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sadece tanımlarını bilmeniz bile yeterli olur. Peki bu tanımları nereden ulaşacağım derseniz, ortaöğretim programında hepsinin tanımı mevcut ve zaten aynı ifadeleri soruyorlar size. Farklı hiçbir şey sormuyorlar. O yüzden hani bunlara başka yerden çalışayım diye düşünmenize gerek yok. Programı indirip oradan çalışabilirsiniz. Bakalım burada hangi yetkinlikten bahsediyor? Bu yetkinliklerden biri olan nokta nokta, bireylerin özellikle giderek farklılaşan toplumlarda yaşama etkili ve yapıcı bir biçimde katılmalarına imkan tanıyacak, gerektiğinde çatışma çözecek özelliklerle donatan tüm davranış biçimlerini kapsar. Burada sosyal bir yetkinlikten söz ediyor. Çünkü toplumda yaşama etkin bir şekilde katılmalı diyor, çatışma çözmeli ve sosyal hayata uyum sağlayacak bütün davranışlardan bahsediyor. O yüzden cevabımız E. 2020 sınavında bir soruda kültürel farkındalık ve ifade soruldu. Başka bir soruda da öğrenmeyi öğrenme soruldu. Diğer yetkinlikleri de bir sonraki senelerde ben bekliyorum açıkçası. Yedinci sorumuz yine yetkinliklerle ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 2018 Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programında bulunan inisiyatif alma ve girişimcilik yetkinliğinde yer almaz? Şimdi bu ifadeler dediğim gibi zaten öğretim programında bulunuyor ama hatırlayamadınız diyelim. Hatırlayamasanız bile yorum yaparak bu tarz soruları cevaplayabilirsiniz. Girişimcilik deyince bizim aklımıza neler geliyor? Şıkları inceleyerek bulalım. Düşüncelerini eyleme dönüştürme. Şimdi girişimci bir insan düşüncelerini eyleme dönüştürür mü? Evet, dönüştürür. Cevabımız A değil. İş fırsatları yakalayabilir mi? Evet, adı üstünde girişimci bir insan. Yenilik için risk alabilir mi? Evet, alabilir. D'yi geçiyorum. E'ye bakalım. Kendi işinin çeşitli yönleriyle farkında olabilir mi? Yani içinde bulunduğu durumu İyi ve kötü yanlarıyla değerlendirip ona göre bir karara varabilir mi? Evet, varabilir. Cevap E de değil. Ama D şıkkına dikkat edelim. Diyor ki içinde bulunduğu durumu benimsememe. Yani bir kişinin içinde bulunduğu durumu iyi ve kötü yanlarıyla değerlendirip belli bir karara varması
onun içinde bulunduğu durumu benimsemediği anlamına gelmez. Hatta bu olumsuz bir şeydir, kötü bir şeydir ve bizim kazandırmaya çalıştığımız bir yetkinlik zaten olamaz. 8. sorumuz yine kazanımlarla ilgili ama bu tarz sorularda illa kazanımları ezbere bilmenize gerek yok. Sadece yorum yaparak da sonuca ulaşabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni derse başlarken tahtaya aşağıdaki ifadeleri yazar. Öğrencilerine birbirine yakın zamanda yaşayan bu şairlerin şiirlerini okutan öğretmen, daha sonra bunları öğrencileriyle biçim ve içerik bakımından inceler. Bu etkinlikle öğrencilerin aşağıdaki kazanımlardan hangisine ulaşması beklenemez? İlk önce şiirlere bir bakalım. Bu şiirler nasıl şiirler? Biri Faruk Nafiz'in, biri Arif Nihat'ın, ikisi de memleket edebiyatı anlayışıyla şiirler yazarlar. İlk şiire bakalım. Sen başka ömre bağladığın gün hayatını, ben taş basıp da bağrıma bir gün döner dedim. Sen Gonca'mın döküldüğü gün hatıratımı Nergis'le, Yasemin'le, Menekşe'yle süsledim. Şimdi bu şiir lirik bir şiir. Yani sevgiliye yazılmış bireysel bir şiirdir. İkinci şiire bakalım. Kapılar kalmasın kilitli, duvarlar kalmasın sığır. Dilinde adım güzel de ey çocuk, beni bir daha çağır. Burada da yine lirik, duygusal bir şiir var. Yine bireysel bir şiir. Peki bu şiirlere göre öğrenci hangi kazanımlara ulaşabilir bir bakalım. Metinler arası karşılaştırma yapabilir mi? Evet yapabilir. Bu iki metni birbiriyle karşılaştırır. Cevap A değil. Şair ve şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirebilir mi? Evet değerlendirebilir. Şiiri biçim ve içerik açısından yorumlayabilir. Zaten biçim ve içerik açısından incelemişlerdi beraber. D'ye geçiyorum. E şıkkına bakalım. Şiirde edebiyat anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. Bu kazanıma ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Mesela der ki memleket edebiyatında şairler daha sade bir dille, konuşma diline yakın bir dille yazarlar gibi bir değerlendirme yapabilir. Cevap E de değil. Ama D şıkkında diyor ki şiirde milli ve manevi değerleri belirler. Şimdi bu şiirlerde milli değerler anlatılmış mı? Hayır. İki şiir de bireysel şiirlerdir. Milli değerleri, milli duyguları içermez. O yüzden bu iki şiirden bu kazanıma ulaşamaz. Yani illa kazanımları ezberlemenize gerek yok. Bu şekilde yorumlar yapabilirsiniz.